Selamlar, ben Doktor Can. Nasılsınız? Herkes iyidir umarım. Biliyorsunuz çok uzun zamandır aralıklı oruç yani intermittent fasting uygulamasını tavsiye ediyorum. Ve bunu tavsiye ettiğim zaman birçok kadın bana endişesini sunuyor. Diyor ki Can, duydum ki bu aralıklı oruç uygulaması kadınların hormonal sistemini bozuyormuş. Doğru mu? Yapalım mı, yapmayalım mı? Şimdi bu soruyu çok sık aldığım için sizinle de cevabı paylaşmak istiyorum. Çünkü birçok insan oldukça sağlıklı bu sistemi uygulamaktan sadece hormonal sistemi bozar mıyım diye geri duruyor. Tabii ki bununla beraber günde 7 öğün tarikatı bunu bir koz olarak kullanıyor ve kadınları korkutuyor. Durum aslında oldukça farklı. Dikkat edilmesi gereken noktalar var sadece. Gelin beraber bunu paylaşalım. Şimdi konuya başlamadan önce ya da bu aralıklı oruç uygulamasının hormonlar üzerine etkisini konuşmadan önce aralıklı oruç nedir ondan bahsetmek istiyorum. Çünkü daha önce bunu uygulamamış, duymamış insanlar olabilir. Şimdi çok basit anlatacağım. Zaten yukarıya bir yere bir link bırakacağım. Daha önce aralıklı oruç uygulamasını duymayan insanlar için geniş bir video onları bekliyor. Seyredip daha iyi bilgi alabilirler. Fakat kısaca tekrarlamak istiyorum. Günün belli bir kısmında tamamen aç kalınan ve kalori alınmayan, yani işte şekersiz ya da sütsüz çay, kahve tüketilebilen, su tüketilebilen, soda tüketilebilen, maden suyu tüketilebilen, günün belli bir kısmında da beslenilerek tok kalma ve aç kalma periyotlarının birbirinden ayrıldığı, tavsiye edilen sürenin 16 saat aç, 8 saat tok ya da 18 saat aç, 6 saat tok gibi zamanlar olduğu bir sistem bu. Gün içinde belli bir saat basit olarak yiyorsunuz, belli bir saat yemiyorsunuz. Mantık bu. Şimdi bu mantıkla beraber vücudun aslında metabolik sistemi değişiyor. Yani vücudunuz yakıt olarak daha çok yağları kullanmaya başlıyor. Dolayısıyla insülin direnci azalıyor. Dolayısıyla yağ kaybediyorsunuz gibi gibi gibi. Fakat kadınların bu sistemde vücuduna birkaç tane farklı fonksiyon daha değişiyor. Gelin beraber inceleyelim. Şimdi birinci fonksiyon kadınların zayıflamasıyla ilgili. Biliyorsunuz aralıklı oruç yapıldığı zaman vücudun insülin seviyesi yani kan şekerini düşüren hormonun seviyesi de düşüyor. Çünkü zaten kan şekeri bir şey yemediğiniz için düşük. Şimdi kan şekeri düşmeye başlayınca insülin düşüyor ve yağ yakımı tetikleniyor. Yağ yakımıyla beraber vücudunuzda östrojen azalıyor. Kadınların vücudunda östrojen azalıyor. Çünkü yağlı doku östrojenin metabolizmasının daha iyi çalışmasını sağlıyor ve dolayısıyla vücuttaki ortalama östrojeni arttırıyor. Şimdi zayıf kadınlarda ya da orta kilolu kadınlarda ya da bir kilolu olup herhangi bir hormonal sebep nedeniyle östrojen seviyesi düşük kadınlarda fasting'i uygulamak yani aralıklı orucu uygulamak östrojen seviyesini bir tık daha düşürebilir. Bu da kadınların hormonal döngüsünü bozabilir. Diğer konu insanların kendini diyet moduna fazla sokması ve stres olması. Şimdi vücudunuzda çok önemli bir stres hormonu var, adı kortizol. Şimdi bu kortizol hem kan şekerini dengelemede hem savaş kaç etkisini oluşturmada çok değerli. Ve kişiler strese girdiğinde ya da kendilerini tehlikede hissettiklerinde salınıyor. Şayet çok stresli bir işiniz varsa ya da doğal olarak bu yeme içme mevzularına çok kafanızı takıyorsanız ya da bu kilo vermesinin için çok büyük bir takıntıysa bu diyet dönemlerinde insanlar kendilerini daha fazla stresli hissediyorlar ve bu kortizol seviyesi gün içerisinde sürekli yüksek kalıyor. Bazı kadınlarda da kortizol seviyesinin ortalaması doğal olarak yüksek. Yani geneli yüksek. Şimdi bu insanlarda vücudu belli bir süre aç bırakmak kortizolü tetikleyebilir. Yani birçok insanda kortizolü düşürdüğünü görmemize rağmen, yani vücudu rahatlattığını görmemize rağmen böyle tepkisel veya doğal olarak metabolik problemleri olan kişilerde kortizolün seviyesini yükseltebilir. Kortizolün seviyesini yükselttiğiniz zaman vücut şunu diyor. Yahu çok büyük bir tehlike altındasın ve kendini kurtarman lazım. Hayatta kalmak için ihtiyacın olan kalp gibi, nörolojik sistem gibi yapıları devam ettir. Ama bir zahmet üreme. Onun içinde tüm hormonal dengeyi bir anda baskılıyor. Yani vücutta kullanılacak enerjiyi tamamen hayati organlara aktarıyor. Ve kortizolün etkisi aslında bu. Ve kortizol dolayısıyla tüm kadınlık hormonlarını baskılıyor. Şayet kortizolünüzü bu aralıklı oruç uygulamasıyla beraber arttırırsanız işte o zaman döngüyü yine bozabilirsiniz. Tabii ki bir elin parmakları bir değil ve bir diğer konu da tiroid hormonları ile ilgili. Kadınlarda tiroid hastalıklarının çok sık olduğunu biliyoruz.
Bununla beraber birçok kadın hızlı zayıflamak için çok düşük kalorili besleniyor ya da bu aralıklı oruç kompozisyonunu çok kötü kuruyor. Şimdi her ikisi de bir sonuç ortaya çıkartıyor. O da tiroid hormonlarının bozulması. Şimdi tiroid hormonlarının metabolizması çok karışık ama kısaca mantık şu. Tiroid hormonları vücudunuzun hız sensörü gibi bir şey. Yani vücudunuzun ne kadar hızlı çalıştığını, metabolizmanızın ne kadar hızlı çalıştığını yaklaşık olarak kontrol eder. Tabii ki bu kadar değil ama yaklaşık olarak kontrol eder. Dolayısıyla çok düşük kalori alınan ya da kötü kurulmuş bir aralıklı oruç uygulaması ya da altta yatan bir tiroid hastalığı vücudun daha az kalori almasına sebep olduğu için vücuda şu mesajı verir. Çok az kalori alıyorsun ve çok streslisin. Bunun için de hayatını devam ettirmen için metabolizma hızını yavaşlatman lazım. Bakın çok dikkat edin. Ben aralıklı oruç metabolizma hızını düşürüyor demiyorum. Tam tersi aralıklı orucun metabolizma hızını arttırdığına dair çalışmalar var. Onu söyleyeyim. Yani o düz mantık yemezsen yakamazsın hiç doğru değil. Onlara kesinlikle kanmayın. Onlar çok büyük hurafeler. Fakat bu kötü kurulmuş kompozisyonlarda vücut normalde yapmayacağı bir tepki verip metabolizma hızını yavaşlatmaya çalışabilir. Şimdi bu yavaşlatma sırasında o tiroid hormonlarının birbirine dönüşümü bozulur ve vücudunuzda aktif olması gereken, dönüşmesi gereken T3 adlı bir hormonun seviyesi düşer. Bu da subklinik hipotiroidi gibi yani bir tiroid hormonunun azlığı gibi bir durum oluşturur. Dolayısıyla tiroid hormonu kullananlar, altta yatan tiroid hastalığı olanlar ya da kötü bir aralıklı oruç uygulaması yapanlar böyle bir sorunla karşılaşıp tiroid hormonları nedeniyle kadınlık hormonal sistemini bozabilirler. Tabii ki bununla beraber bilim gelişiyor ve gelişen bilimde yepyeni hormonlar keşfediyoruz. Yeni bir hormon var. Bunun adı kispeptin. Hiç duymuş muydunuz? Bu kispeptin leptine benzer ve vücudun yine metabolik döngüsünü düzenleyen bir hormon. Ve yine kötü kurgulanmış bir aralıklı oruç uygulamasında seviyesi leptin gibi düşerek beyinde bulunan hipotalamusu baskılıyor ve yumurtalıklara sen hormon üret uyarısı gitmiyor. Yani kadınlarda beyinden gelen uyarıyı keserek yumurtalıkları bloke ediyor ve bu kadınlık hormonları üretilemiyor. Yine bu da çok ciddi hatalı uygulamalarla beraber meydana gelen bir şey. Şimdi tabii ki bununla ilgili çok fazla okuyoruz, çok fazla tartışıyoruz hem meslektaşlarımızla hem diyetisyen arkadaşlarla. Şimdi konuyla ilgili çok fazla argüman var, çok fazla sunulan şey var. Sunulan en önemli argüman da şu. Bir tane fare deneyi. Şimdi bu fare deneyini size anlatacağım. Ne kadar saçma olduğunu göreceksiniz. Şimdi bu fare deneyinde şunu yapıyorlar. Fareleri iki gruba ayırıyorlar. Bu iki gruptan birini 48 saatte bir besliyorlar. Yani her iki günde bir kere besliyorlar ve normalde alması gereken kalorinin %40 daha azını veriyorlar. Ve bunu 12 hafta boyunca yapıyorlar. Sonrasında dönüp farelerin bu aralıklı oruç uygulatılan farelerin yumurtalıklarına bakıyorlar ve yumurtalıkların %20 küçüldüğünü yani hormonal sistemin çok bozulduğunu görüyorlar. Sonra da sonuca bu çalışma yazıyor ki aralıklı oruç uygulaması hormonlara zarar verir. Yani bir şey diyeceğim de YouTube'un kurallarına aykırı. Onun için söylemiyorum. Kesinlikle hayır. Şimdi neden mantıksız olduğunu söyleyeyim. Biz normalde aralıklı oruç uygulamasını dediğim gibi günde 16 saat aç, 8 saat tok ya da 18 saat aç, 6 saat tok ya da benim gibi günde bir kere yemek şeklinde uyguluyoruz. Fareler için 48 saatte bir beslenmek ve kaloriyi neredeyse yarı yarıya azaltmak zaten çılgınca bir şey. Buna kimse dayanamaz. Bir de garip bir konu da şu. Farelere yapılan bu 12 haftalık çalışma insan hayatıyla kıyaslandığında tam 10 yıla denk geliyor. Yani mantık şu. Ben sizi aldım. 10 yıl boyunca 2 günde bir besledim. Normalde yemeniz gerekenin yarısını verdim. Yumurtalıklarınız küçüldü. Aa, niye küçüldü acaba? Yahu böyle çalışma mı olur abi? Böyle çalışma olmaz. Neyse, velhasıl bu çalışmayı bir meslektaşımız okuyor. Aynı benim gibi geliyor diyor ki aralıklı oruç kadınların hormonal sistemine zarar veriyor. Aynen. Çok doğru. Neyse,
Velhasıl yapılan aralıklı oruç uygulaması aslında gördüğünüz üzere birçok kadının zaten hormonal sistemini bozacak bir yapı değil ki Ramazan'da da bunu görüyoruz. Yahu Ramazan'da milyonlarca kadın oruç tutuyor ve döngüsü bozulan kadınların çoğunun da yapılan bununla ilgili araştırma var. Çoğunun kötü uyuma sebebiyle döngüsünün bozulduğu söyleniyor. Yani aslında Ramazan'dan da bunu test ediyoruz. Bu kadar basit. Ramazan'da bir şey olmuyorsa abi normal hayatta niye olsun? Üzerine bir de sıvı da alabiliyorsunuz bu sistemde. Dolayısıyla kesinlikle ve kesinlikle çok kötü bir uygulama yoksa ya da çok büyük bir hastalığınız yoksa ya da geçmişten gelen bir metabolik defektiniz yoksa zaten aralıklı orucun gördüğünüz üzere herhangi bir sakıncası yok. Şimdi buraya kadar geldik. Aslında çok büyük bir sorun olmadığını biliyoruz. Fakat yine de kontrolü elden bırakmamak için ne yapmamız gerektiğini de beraber konuşalım. Şimdi birincisi kaliteli uyumak çok önemli. Çünkü bu uyku beyindeki hipotalamus, biraz önce bahsetmiştim, yumurtalıklara kadınlık hormonunu yap diyen o uyarıyı çıkartan merkez. Şimdi bu hipotalamus da hem uyku merkezi hem de leptin ve biraz önce bahsettiğim kispeptin gibi yapılar benzer uyarılar oluşturuyorlar. Yani siz eğer kötü uyuyorsanız ve bununla beraber aralıklı oruca başladıysanız yaşayacağınız hormonal dengesizlik çarpı 2. Lütfen onun için aralıklı oruç uygularken lütfen kaliteli uyumaya, zamanlı uyumaya dikkat edin. Bununla beraber bazı çalışmalar aralıklı oruç uygulamasının kötü uyumaya sebep olabileceğini söylüyor. Yani diyorlar ki bu sistem yeni başlayan insanlarda, sürekli değil gözünüz korkmasın, yeni başlayan insanlarda hafif uykusuzluk yapabiliyor. Dolayısıyla bu dönemde şayet aralıklı oruca yeni başlıyorsanız uykunuza dikkat etmeniz çok daha önemli. Şimdi bir diğer konu da daha önce döngüsü bozulmuş ya da döngüsü bozulmaya yatkın kadınlar. Birçok hastam var ve bu hastalardan bazıları o kadar zor koşullardan geçip hormonal döngüsünü devam ettirmişler ki inanamazsınız. Aralarında olimpik sporcular bile var. Ki çoğu olimpik sporcunun döngüsü biliyorsunuz kesilir. Dolayısıyla bazı kadınlarda çok hızlı döngü bozulurken bazılarında o sistem çok iyi oturmuştur. Dolayısıyla daha önce döngüsü bozulan kadınlarda şunu diyoruz. Bu kadının döngüsü hassas ve hormonal sistemi dengesiz olabilir. Dolayısıyla birden başlamamak gerekiyor. Ne yapacağız? Bu aralıklı oruç uygulamasını haftada 2-3 gün yapmaya başlayacağız. Bir ayı bir döngüyü devirdikten sonra gün arttıracağız. Yani yavaş yavaş o süreyi arttıracağız. Gün sayısını arttıracağız. Birden haftada 7 gün yaparsak sonraki döngünün ne olacağını bilemeyiz ki bu bilinmezlik tıp açısından hiç mantıklı bir şey değil. Kontrollü gitmek en önemlisi. Bir diğer konu da kalori kısıtlaması. Şimdi biraz önce bahsettiğim fare çalışmasında dedim ya, hem aç bırakıyorlar hem kalori kısıtlaması yapıyorlar. Şimdi kalori kısıtlaması tabii ki kilo vermek isteyen insanlar için çok önemli. Ve hedefiniz kilo vermek olduğu için çoğu zaman aralıklı oruç uygulamasındaki bence sağlıklı kalmak için de yapılmalı. Kilo verme hedefinde kaloriyi de kısıyoruz. Yalnız bu kaloriyi kısmak vücutta çok ciddi bir stres oluşturuyor. Şimdi bu stresi azaltmak için de aralıklı oruç uygulamasına vücudun doğru adapte olabilmesi için başta kalori kısıtlaması yapmadan yine bir döngü, yani bir ayı geçirmek lazım. O bir ayı geçirdikten sonra kalori kısıtlamasını yapmak vücudun değişikliklere adapte olabilmesi için çok daha iyi olur. Bir diğer konu kortizol hormonu. Biraz önce bahsettim. Kortizol vücudunuzun stresli olduğunda salgıladığı ve savaş ya da kaç etkisini oluşturan ve bu hormonları yumurtalıklara baskılayan önemli bir hormon. Böbrek üstü bezinden salınıyor ve bazı insanlarda da ortalaması yüksek. Şimdi bu rutinde ben klinikte her hastama kortizol bakmaya çalışıyorum. Şimdi bu kortizol aslında çok değerli çünkü kişinin ne kadar streste olduğunu ya da vücudunun ne kadar tehlikede hissettiğini ya da doğal olarak mı yüksek olup olmadığını bize söylüyor. Şimdi kortizole tavsiyem varsa imkanınız bu aralıklı oruç uygulamasından önce baktırmanız. Çünkü kortizol yüksekse aralıklı orucun saatini düşürüp yani günde 16 saat aç kalıp 8 saat tok kalacağını bunu 12-12 başlat sonra yavaş yavaş arttır gibi düzenleyebiliriz. Dolayısıyla kortizol bakmak gerekiyor. Kortizol bakamıyorsak da ve daha önceden yapılan testlerde böyle bir yükseklik ortaya çıkmışsa
Dediğim gibi yavaş yavaş saati yükseltmek ve düşük aç kalma süresiyle başlamak çok daha güvenli olacaktır. Tabii ki stres demişken bu stresi en önemli etkileyen konu kahvaltı. Şimdi ben kahvaltıyı savunmayan bir insanım biliyorsunuz. Bu videoyla tanıştıysak yani daha önce başka videomu izlemediyseniz ne olur bu adam ne diyor demeyin. Durun yukarıdaki çıkan linkten kahvaltı hakkında fikirlerimi bir dinleyin. Şimdi kahvaltıyı ben yapmamayı tavsiye etmeme rağmen bu stres hormonu yani bu kortizol sabahları çok yüksek salınıyor. Ve sabahları aç kalmak bu stres hormonunu bir tık daha yükseğe taşıyabilir. Herkes de değil ama bazı kişilerde daha da yükseltebilir. Dolayısıyla kahvaltıyı yapmamayı tavsiye etmeme rağmen daha önce kortizolü yüksek çıkmış ya da şimdi kortizolü yüksek kişilerde kahvaltı vermek daha iyi. Kahvaltıyı atlamayı bu kişilerde tavsiye etmiyorum. Bir diğer konu da spor. Çünkü stresle benzer etkilere sahip. Sadece biri mental olarak vücudunuzu baskı altına alıyor, diğeri de fiziksel olarak vücudunuzu baskı altına alıyor. Ve bu ciddi spor birçok hormonun baskılanmasına sebep oluyor. Çünkü vücut o kadar fazla enerji harcıyor ve yapım yıkım reaksiyonuna giriyor ki artık şu noktaya geliyor. Ya çok büyük bir tehlikedesin. İşte daha önce anlattığım gibi hayatta kalmak için bu üreme fonksiyonlarını durdur. Dolayısıyla birçok olimpik sporcu ya da profesyonele yakın sporcunun döngüsü bozulur. Şimdi bu aralıklı oruç uygulamasıyla beraber spora başladıysanız ki Türk milleti böyledir. Yallah hurra diye hepsine birden başlar sonra hepsini birden bırakır. Dolayısıyla çoğu insan yeni bir beslenme tarzına sporla beraber başlıyor. Hem kaloriyi kısıtlıyor hem aralıklı oruç yapıyor hem de haftada 5 gün ağırlık antrenmanı yapıyor. Sonra dönüp diyor ki ya can aralıklı oruç vücuduma zarar verdi neden? Abi neden acaba yani? Dolayısıyla spor yapacaksanız belki çok düşük hafif ağırlıklarla bir antrenman haftada 1-2 gün ya da yine çok düşük tempolarla yürüyüş yeterli olacaktır başta. Sonrasında yavaş yavaş tempoyu tabii ki arttırabilirsiniz ama başlangıçta birden ağırlık antrenmanına çok yüklenmek pek doğru değil. Bir diğer konu da karbonhidrat kısıtlaması. Şimdi herkes aralıklı oruç uygulaması ile ketojenik diyet ya da düşük karbonhidratlı diyeti beraber düşünüyor. Şayet daha önce hormonlarınızın dengesiz olduğu ortaya çıktıysa ya da hormon düzensizlikleri, adet düzensizlikleri yaşıyor iseniz karbonhidratı başta çok kısıtlamamak daha güvenli. Yani ben size gidip tabii ki şeker, baklava yiyin de işte aralıklı oruç uygulayın demiyorum. Ama karbonhidratı ketojenik seviyesine getirmek başta doğru olmayabilir. Yapmayın demiyorum. Fakat dediğim gibi her şeyi birden yaptığı için insanlar o döngü birden çok fazla şaşırıyor. Dolayısıyla düşük karbonhidratlı beslenmeye birden geçmek yerine karbonhidratı günde 80 gram seviyesine tutmak ilk başta daha güvenli. Sonrasında 60, 40, 20 gibi yavaş yavaş düşürebilirsiniz. Tabii ki bunun bir de mental boyutu var. Çünkü birçok insan bizim köklerimiz nedeniyle geçmişte çok aç kalmış. Kendisi aç kalmasa bile babası, o aç kalmasa bile babasının babası. Bizim kültürümüzde yokluk var. Yani savaşlar, işte devalüasyonlar, darbeler, neler neler. Dolayısıyla o bizim kültürümüzdeki bu açlık bilinci bizi çok strese sokuyor. Yani siz bir Amerikalıyı, siz bir Almanı ya da başka birini daha önce geçmişinde çok açlık çekmemiş birini diyete soktuğunuz adam çok rahat hiç strese girmeden diyeti yapıyor. Fakat çoğu zaman bizim milletimizde kişilere diyet önerdiğiniz zaman kişi şunu soruyor. Can çok aç kalacak mıyım? Yahu diyet yani ne kadar aç kalabilirsin? Ya da son 20 yılda Türkiye'de kim açlıktan ölmüş? Hani ama çok strese sokuyor. Bakın bunu kesinlikle çok görmüyorum ya da aşağılamıyorum. Ama ne yazık ki çok strese giriyoruz. Dolayısıyla bu diyet bilinci sizi çok strese sokuyorsa kesinlikle kendinizi rahatlatmalı ya da bir psikolog, psikiyatrist desteği almanız gerekiyor. Ya bu suç değil, günah değil. Çünkü birçok insanı diyet mantığı, diyet konsepti çok fazla strese sokuyor. Şimdi aslında bu konu çok detaylı bir konuydu ve aralıklı orucun neredeyse kimsenin bilmediği, araştırmadığı konularına girdik. Ben çalışmaları yine videonun açıklama kısmına bırakacağım. Fakat şunu bilmenizi istiyorum işin özünde. Çoğu zaman toplumun neredeyse %90'ında benim deneyimim ki binlerce hastada bunu yaptırdığım için çok ciddi bir deneyimim var. Aralıklı oruç kadın hormonal sistemine doğru uygulandığı zaman zarar vermez.
belli yapılardaki kadınların zaten çok tipik söylemleri var, çok tipik hasta geçmişleri var. Bu insanlarda da bahsettiğim gibi işte daha iyi uyumasını sağlamak, karbonhidratı çok fazla kısıtlamamak, antrenman sistemini doğru düzenlemek gibi hareketlerle o sorunlardan da kaçınabiliriz. Bu oldukça basit. Fakat kesinlikle kadınlık hormonları üzerinde aralıklı orucun büyük bir etkisi yok ki bunu biz her sene Ramazan'da kültürel olarak deniyoruz. Her sene bir çalışma yapıyoruz ve görüyoruz ki çok büyük bir sorun olmuyor. Ve şunu bilmenizi isterim. Bu yapılan aralıklı oruç uygulamasından sonra bir döngü sonrasında şayet döngünüzde çok ciddi ağrılı bir durum yaşarsanız süre ya da adet kanaması miktarında bir değişiklik olursa o döngüyü demek ki yanlış uyguluyorsunuz demektir. O zaman hem aralıklı orucun süresini düşürmeniz lazım. Yani daha az aç kalmanız lazım. Hem de kaloriyi bir tık arttırmanız lazım. Vücudunuz muhteşem bir sistem ve buna zamanla adapte olacak. Hiç merak etmeyin. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kadın gruplarında o 7 öğüncü tarikatlara inat olarak paylaşmayı unutmayın. Mutlu ve sağlıklı günlere. Hoşça kalın.